Sevgili izleyiciler, dünyadaki tehlikeler gün be gün artarak ilerliyor. Ve canlı bombalar, işte paket içerisinde bırakılan bombalar. Şimdi yanımızda Murat Koç var. İşte bir cihazı nasıl elimine ederek geliştirmişler ve bir sağ ya da sola konulan bombaları nasıl test ediyorlar ve onları buluyorlar ve imha ediyorlar. Şimdi Murat Koç bunu anlatacak ama Murat Koç sadece bu işlerle uğraşmıyor. Farklı alanlarda, farklı teknolojik hizmetleri de var. Onlardan da bahsedecek. Merhabalar. Bugün burada biz Altınay Şirketler Grubu'nun bir parçası olan Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler firmasının temsilen bulunuyoruz. Altınay firmasının temeli 1990 yılında Hakan Altınay Bey ve arkadaşlarının Türkiye'nin ilk endüstriyel robotunu tasarlamasıyla başladı. O günden bugüne de teknoloji alanındaki hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz, özellikle Ar-Ge faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bugün Altınay Şirketler Grubu altında 5 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin savunma ve havacılık sanayine hizmet eden kısmı da Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler. Burada gördüğünüz çok amaçlı servis robotu birçok farklı amaç için kullanılabiliyor. İşte nükleer tesislerdeki problemlerin, işte problemli alanları, insanların giremeyeceği bölgelere gidip oradaki tehditleri elimine etmekten tutun da çeşitli el yapımı patlayıcıların, bombaların uzaktan güvenli bir şekilde imha edilmesine kadar çok farklı amaçlarla kullanılıyor. Bugüne kadar da başta Aselsan'ın alt yükleyicisi olmak üzere birçok projede emniyet kuvvetlerimize ve silahlı kuvvetlerimize hizmet verdik. Örneğin Aselsan'ın Kaplan bomba imha robotunda kullanılan robot kolu bir firmamız tarafından tasarlandı. Bugün devam eden çeşitli projelerimiz bulunuyor. Örneğin iki kişi taşınabilir bomba imha robotu isimli bir projede yine Aselsan'ın alt yükleyicisi olarak emniyet kuvvetlerimize yeni bir robot tasarımı yapıyoruz. Farklı tiplerde birçok robot sistemi tasarlayabiliyoruz. Robot tasarımı bizim bir şapkamız. En köklü, en tecrübeli olduğumuz kısımlardan bir tanesi de bu. Ama onun dışında özellikle Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler'de birçok farklı alanda Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. 55 kişilik bir ekibimiz var. Bunun 40'a yakını mühendislerden oluşuyor. İstanbul kökenli bir firmayız ama ağırlıklı olarak savunma sanayinde devletimize hizmet ediyoruz. Özetlemek gerekirse 3 temel başlıkta bölüyoruz biz kabiliyetlerimizi. Bunların ilki hareket sistemleri. İşte Altay ana muharebe tankındaki hedefleme sistemlerinde kullanılan eğleyicilerden tutun da F-16 uçaklarında akıllı mühimmatların uçakta taşınıp atılmasını sağlayan taşıma sistemlerine, işte füze ve taret taşıma sistemlerine birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Örneğin demilitarizasyon sistemleri isimli bir şapkamız var bizim. Türkçesine fekfesih diyebiliriz. Ömrünü tamamlamış mühimmatların çevreye duyarlı ve insanların korunaklı ortamlarda olduğu otomasyon sistemleriyle imhasına yönelik sistemler tasarlıyoruz. Örneğin Türkiye'de Roketsan'ın alt yükleyicisi olarak Kırıkkale'de bulunan mühimmat ayırma ayıştırma tesislerinde Altınay'ın tasarladığı ürünler kullanılıyor. Bu alanda çeşitli ihracat başarılarımız da mevcut. Örneğin Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin elinde imha edilmeyi bekleyen yaklaşık 780 bin ton katı yakıtın imhası için kullanılacak bir sistemi tasarlayıp Amerika'da Alabama'da kurduk ve şu an sistem aktif bir şekilde çalışıyor. Bunun devamı da gelecek inşallah. Önümüzdeki yıllar içerisinde artan sayılarda yurt içinde ve yurt dışında bu sistemleri sağlıyor olacağız. İnsansız sistemler tasarlıyoruz. Örneğin insansız hava araçlarımız şu an Güneydoğu'da aktif olarak silahlı kuvvetlerimize hizmet ediyor. Aselsan'ın yine alt yükleyicisi olarak çalışıyoruz. Bizim sağladığımız bir platformla faydalı yükü sağlandığı Aselsan tarafından bir ortaklık modelimiz var. Türkiye'de insansız hava araçlarında kullanılan otopilotların özgün ve milli olarak yazıldığı çok rotorlu hava araçları için bahsediyorum. Tek firmayız. Sabit kanatta zaten ciddi bir başarımız var Türkiye olarak, işte Anka, Bayraktar vesaire. Çok rotorlularda da biz bu alanda bir önce olmaya çalışıyoruz. Farklı tipte, farklı ihtiyaçlara uygun birçok sistem tasarımı yapabiliyoruz. Hala artan bir şekilde de gerek savunma sanayi müsteşarlığı, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri vakıf şirketleri, gerek dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine hizmet etmeye çalışıyoruz.
İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu hizmetlerimiz artarak devam edecek. Peki Murat Bey, benim sormadığım ama bunu da eklemek istediğiniz ne olabilir? Devletimiz son yıllarda yerli sanayiye ciddi bir yatırım yapıyor. Bizleri de destekliyorlar sağ olsunlar. Daha önce özel sektörün buradaki varlığı çok zayıftı. Şimdi ciddi bir hareketlenme var. Özel sektörün dinamizmi ve devletimizin yönlendiriciliğiyle önümüzdeki yıllarda bu çalışmaların artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz. Biz bunun etkilerini görüyoruz. Azimle ve fedakarca çalışmaya çalışıyoruz. Bu iş, savunma sanayinde çalışmak yürekle yapılan bir iş. Gerçekten mesai saatlerinin anlamını yitirdiği, çok aktif, dinamik bir şekilde sahadaki çatışan personelin ihtiyaçlarını giderme ihtiyacı ve sorumluluğu hissettiğiniz bir iş. Dolayısıyla bu işi yapmak isteyecek arkadaşlar da gönül koyarak fedakarca ama sonunda akşam yastığa başını koyduğu zaman mutlu, mesut ve işte ülkesine gereken hizmeti yapmış bir şekilde yatacaklardır. Dolayısıyla biz mühendis arkadaşlarımızı özellikle savunma sanayinin içinde olmayı teşvik etmeye çalışıyoruz. Türkiye henüz yolun başında. İşte bugün aşağı yukarı sanayimizde çalışan, savunma sanayimizde 35 bin civarında personel var. Birçok Amerikan firmasının 35 binden fazla çalışanı var. Dolayısıyla tüm sektör bazında baktığınızda henüz yolun başındayız. Ama gelecekte işte nurlu ufuklar görüyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Vatanımıza, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah bunların meyvelerini de hep beraber alacağız. Murat Bey o kadar güzel özetledi ki aslında benim fazla söz söylememe gerek kalmadı. Bu işte gönül var dedi, emek var dedi, alın teri var dedi. İşte emek olunca, alın teri olunca, gönül olunca her şey aslında kendi rayında yerli yerini buluyor. Ve o zaman işte Türk mühendisinin azmi ve başarısı dünyaya meydan okuyor.